تدعيني أمه دعيني لا تفقد دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني العين تناديني فدعيني أمه دعيني. Vesselam, Cabir bin Abdullah diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildirdi ki onu da Müslüm 867. hadis olarak verdi. Emma ba'd fe inne hayrul hadisi kitabullah ve hayrul hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umurel muhdesatuhâ ve kullu muhdesaten bid'aten ve kulle bid'aten dalaleten ve kulle dalaleten finnâd. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Kur'an-ı Mubin'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnet yoludur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam din adına sonradan çıkarılan, uydurulan, benim yapmadım, benim amel etmedim, benim dile getirmedim, birilerinin çıkarları, birilerinin menfaatleri uğruna ortaya çıkardıkları ve dinden saydıkları, aslında her çıkardıkları bid'atın insanları bir adım daha Allah'tan, Resulünden, İslam'dan, hakikatlerden ve doğrulardan uzaklaştırdı, şeytana daha da yaklaştırdı. Bir muhdesat ortaya çıkarılan şeylerdir diyor. Ve her bid'at ortaya çıkarılan şey dalalettir. Ve her dalalet sahibiyle beraber ateştedir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu hadis çok farklı versiyonları var. Peygamber, mesela ayet-i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle söylüyor. Ayet-i Kerime diyor ki ona tabi olun ki Allah sizi sevsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size bir ihtarda, bir münebbihatta bulunuyorsa, bir uyarıda bulunuyorsa, bir haramdan sakınmanızı emrediyorsa, artık nefsinizi Allah'a ve Resulüne tercih etme hakkınız yok. Zaten Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlar için bir tercih olmadığını Kur'an-ı Mubin ayetlerde de söylüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açıkça sünnetlerinde söylüyor. Nitekim an Aişe radiyallahu anhuma kalet. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احداث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir bid'at çıkarırsa, bu dinde olmayan derken din nedir? Din kanundur. Din Kur'an ve sünneti içine alan, Allah ve Resulünün matlu ve gayr-ı matlu yolla Allahu Teala'nın peygamberi Aleyhissalatu vesselam'a bildirdiği İslam dinidir. Allah'ın Resulü ise şöyle buyuruyor. Men ahdâfi fi emrine hâze mâ leyse minhû fehuve rad diyor. Kim bizim bu dinimizde olmayan, benim hiç yapmadığım ve hiçbir ayetle bildirilmemiş olan bir şey ihdas ederse, uydurursa, çıkarırsa, icat ederse onu reddedir. Bunu Allah'ın Resulü emrediyor. Hala bazı insanlara söylediğin zaman ne diyorlar? Ağabeylerimiz de bir şey biliyor. Hocalarımız da bir şey biliyor. Alimlerimiz de bir şey biliyor. O zaman senin hocan, alimin, şeyhin veya camian veya topluluğun bir şey biliyorsa peygamber mi bir şey bilmiyor? Yani sen eğer onları Allah'ın sözüne tercih ediyorsan sen nasıl müminsin? Ya iman ne demektir? Bir kişi Allah'a ve Resulüne iman etmesi ne demek kardeşlerim? Allah ve Resulünü her şeye tercih etmeleri demektir. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman sular durması gerekiyor. Onlar bir şey dediyse onlara uyulması gerekiyor. Aslında o sözün dışına çıkılmaması gerekiyor. Ama maalesef öyle değil. Başka bir hadis-i şerifte, o da farklı bir senetle Müslüm'ün rivayet ettiğinde ise men ameli amelen neyse aleyhi emrina fehuverad. Kim bizim yapmadığımız, bak kim bizim yapmadığımız bir amel icat ederse, yani bizim fiilimiz olmayan bir fiil icat ederse, bizim yapmadığımız bir şey yaparsa onu sahibiyle reddedin diyor. Yani onu söyleyeni de, onu telkin edeni de, onu ortaya çıkaranı da beraber reddedin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onları asla kabul etmeyin. Asla ve asla kabul etmeyin. Bunu Buhari Sulh 5'te, Müslim ise Akdiye 17 ve 18. hadis olarak veriyor. İkisi müttefikun aleyh olarak bu hadisleri bildiriyor. Aynı keza İbn-i Mecah Mukaddime 2'de de bu hadisle alakalı şöyle buyuruyor. Bir de şöyle bir şey var kardeşlerim. Yani mesela biz ehli sünnet ve cemaatiz. Ehl-i sünnet ve cemaat İslam hukukunda baktığınız zaman İslam'ın temelleri özüdür. İslam'ın kendisi ehl-i sünnettir. Çünkü sonuçta Kur'an'a ve sünnete tabi olanlar, Allah ve Resulünün sözlerine itaat edenler, Kur'an'ı ve sünneti kendilerine bir hayat rehberi kabul edenler ve asla bid'at, hurafa, uydurma olan şeylere tenezzül etmeyenler, onlara yanaşmayanlar, onlara sevgi beslemeyenler, onlarla kendi aralarına bir mesafe koyanlara biz ehl-i sünnet diyoruz. Biz ona tabiiz. Sonuçta benim mesela buradaki kardeşlerimiz bir kısmı Hanefi, bir kısmı Şafi'dir. Ben kendim her zaman söylüyorum. Ben İmam Şafi'ye mensubum. Ve benim İmam Şafi'den anladığım bir hakikat vardır. Biz bid'a-i hasene'ye inanırız. Bid'a-i hasene Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ama sonradan sahabe tarafından geliştirilmiş olan amelleridir.
farklılaştırılmış olan amelleridir. Buna örnekler verebiliriz. Mesela mutlak olarak bid'a-i hasene demek mutlaka Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde olmuş ama sahabe tarafından farklılaştırılmış veya ulema tarafından farklılaştırılmış belli ilaveler yapılmış olan amellerdir. Mutlak muhtesat değildir. Bid'a değildir. Uydurulmamıştır. Özünde sözünde Peygamber aleyhissalatü vesselama sahabeye tabi'ine dayanan amellerdir. Biz onu kabul ediyoruz. Ama mevlüt kavramı bir kere ehl-i sünnetin ortaya attığı bir amel ve ibadet değildir. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben açık ve net söyleyeyim. İslam coğrafyasında en çok bid'atı üreten en çok bid'at üretenler genelde Şia'dır. Şia bid'at makinesi gibidir. Düşünsene bazen onların o satılık ayetullahlarını dinliyorum. Adam diyor ki Karbala'ya giden Hazreti Hüseyin'in türbesini ziyaret eden 1 milyon hac sevabı alır. 100 milyon hac sevabı yarışıyorlar atmada. Çünkü bu insanlar böyle sapık yani. Ve diyorlar ki İslam tarihinde ilk defa Mevlid Kandili'ni kutlayanlar Şii Fatimi devletidir. Şii Fatimi devleti bir de batınidir. İsmaili mezhebine mensup. Bugünkü Şia'ya göre bile kafir kabul edilen bir topluluk. Ve bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 300 sene, bazı rivayetlerde 400 sene sonra bunu uygulamış. Ve biz ehli sünnetin ulemalarına bakın gidin. İmam Şafii'nin, Ebu Hanife'nin, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik'in radiyallahu anhuma, Allah hepsinden razı olsun. Hepsinin söylediği bir görüş vardır. Asla bid'atçı gruplardan hüküm ve içtihad alınmaz. Asla bid'atçı olan, hurafeci olan, uydurmacı olan, dine katan ki Şia hadis uydurma makinesidir. Hatta ehl-i sünnetin hadislerini asla kabul etmezler. Onlar kendi kitapları var. Kendi uydurdukları, hatta doğmamış Hazreti Mehdi'nin, yaşamamış Hazreti Mehdi'den bile binlerce hadis uydurmuş bir topluluk bunlar. Bunlar Allah-u Teala hakkında ileri geri konuşan bir topluluk. İlk defa bunu ortaya çıkaranlar Şii Fatimi devletidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 400 sene sonra. Altyazı M.K.